kayıtsız almaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bir vefa duygusuyla buradayım. Bu şehitleri tekrar rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Binbaşı, daha sonra Kurgan'ın Habib Nihat İlhan'ı bir kere daha anıyorum. Onun o acısını yine paylaşıyorum. Onun 92 yaşına kadar o yaşadığı acıyı birlikte yaşıyoruz. Ben 1960'lı oluyor. Murat Kutsi Hakan benim yaşlarımda. Onlar şehit olmuşlar. Allah nasip etti. Ben bu yaşımda, Cumhurbaşkanı olarak şu anda onların şehit düştükleri dava uğruna mücadelemi devam ettim. Dolayısıyla ben bugün Elazığ'da, bütün Elazığ'da, bütün Türkiye'de ve tabii ki bütün Türkler'de birlikte bu evlatlarımızı, bu aynı acısını paylaşıyoruz. Şimdi şu anda 20 Temmuz 1974 47. yıl dönümünde kutlama hazırlamaktayız. Sende kalsın abi. 20 Temmuz 1974 Kutlu Kalkı'nın bağımsızlık ve özgürlüğü en önemli tarihinde hatta en önemli tarihi. Ama onun öncesinde işte 1963'te Kanlı Ölme ve o dönemde yaşanan bir terör olayları vardı. Kutlu'da çok şehitlerimiz olmuştu ama tabii ki insan ailesinin acısı da bambaşkaydı. O zaman Kutlu alayının tabibi olan Doktor Binbaşı Nihat İlhan görev başındayken maalesef bu terörist provokatörün baskını ile Mürevvet Hanım'ı, Murat'ı, Kutsi'yi, Hakan'ı, o sabirleri banyo odasında şehit etmişler ve şimdi şu anda bildiğiniz gibi Kutlu'da Kuzey Kutlu'da barların üstesinde biz bu acıyı her gün orada görüyoruz, yaşıyoruz. Millete mal olmuş bir hadise geldim. O gün Binbaşı Nihat'ın yaşadığı o acıyı biz hala da o acıyı yaşıyoruz. Kolay değildir. O ömrünü vermiş, hayatını vermiş. Ama hiç yılmamış. Bugün Elazığ'da ömrünün kadarıyla bir tabip olarak milletine hizmetmeye devam etmiş. Yeni yaşından iki değerli evladı. İkisi de doktor, profesör. Dolayısıyla onlara da bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Onların varlığı bizim varlığımızdır. Çünkü netice itibariyle hayat devam ediyor. Kadere bir bakıma üzmemiz lazım. Çünkü netice itibariyle bütün bunlar ulusal bir dava içindir. Ulusal bir dava şöyle, Doğu Akdeniz'de bir mücadele içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Milleti, Türk Milleti için önemli bir devlettir, önemli bir cumhuriyettir. Doğu Akdeniz'de hak ve çınarlarının korunmasında bu devleti sonuna kadar savunmamız lazım. Sonuna kadar Türklük için o coğrafyada var gücümüzde hakkımızı ve dolayısıyla istihbaratımızı o şekilde muzaffer eylememiz lazım. O bakımdan bütün bunlara baktığımızda şu anda bulunduğumuz ortamda Elazığ'da bu şekilde bir kez daha bu acıyı paylaşıyorum. Bir kez daha İlhan ailesinin büyük acısını yad ediyorum. Kendilerine rahmet diliyorum. Ama ruhları şad olsun derken gerçekten onlarla başlayan bu büyük mücadele, büyük acılar, büyük bedeller ama neticede de Kıbrıs Türk Halkı bir devlet sahibidir, bir cumhuriyet sahibidir. Onların mutlaka ruhları bizi şu anda izliyorlarsa helal ediyorlar. Dolayısıyla bir kez daha onlara bakmak istiyorum. Hepimizin başı sağ olun diyorum. Ama neticede şunu gördüm ben Elazığ'da. Aramızda muazzam gönül birliği vardır. Kader birliği vardır. Bu acıları beraber yaşadık. Dolayısıyla bizleri birlikte tutan böyle bir milli mücadelenin içerisinden gelme bir takım gerçekten kutsal ve değerli olaylar, millete mal olmuş olaylar. Hem bu duygularla mezarları başında, kalpli başlarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı'nda onların manevi huzurunda eğiliyorum. Onlara bir kez daha rahmet ediyorum.